İlişkiye yasak getirmek için kalkacaksın utanmadan. Oturduğun koltuğu başlıyorsun, Mustafa Kemal'e inkar etsin yaptığı yasa geleceksin. Sonra kalkacaksın bu toplumda demokrasiden bahsedeceksin. Ve utanmaz. Bu ülkede senin sömürdüğün, bu camilerde yazının gürültü sesle yükselmesi sadece o insanlardır. Onların yüzünü utanma, bizim de olsun sonra bunlar geldi. Hangi insanla kalkıyorsun da sen dünyanın en önemli savaşlarından birisi olan ulusal bağımsızlık savaşımızın kahramanlarına dil uzatma cesaretini, cüretini gösteriyorsun. Sen Sultan Vahdettin'in kafasındasın. Sen Gülüzade'nin kafasında bir adamsın. Onun için bu insanlara saldırıyorsun. Sünniye olmadığı imkanı sağlayacaksın. Cemalleri gümüşe diyeceksin. Sonra utanmadan çıkacaksın. Dalga yeterliğini Alevilik Ali'yi sevmekse ben de vereyim diyeceksin. Şaklamadan sonra şaklama. Şaklamadan sonra İbadet biçim olan oturmuş bir inançtır. Yalnız Ali'yi sevmek değildir önemli. İnsanı sevmektir. Sıksık diyorsun ya, yaradanı yaradanlardan ötürü severim diye çakallık yapıyor. Doğru. Seviyor ama yaradanlar hep at, Tayyip Efendi'nin birer ibadet, birer ibadet, gemiler, gemicikler, başlar köprüden çakar yapıyorsun şimdi Tayyip Efendi'ne. Bundan iki yıl evvel 2004 üniversite sınavları oldu. Şimdi çocuklar bir zaman hiç kuşku duymuyor. Bütün aileler çocuklar iyi bir okul kazansın diye 1000 liralık maaş alan, 1500 lira maaş alan arkadaş yemedi çocuğunu okula gönderdi. Sınavlar bitti, bir skandal patladı. Bir tarih kadın mensupları sualleri almışlar. O tarih kadın yüksek temasından çocuklar bilmem kaç puan almış. Anadolu'nun garip denizleri kanlarında köy sandığına gitti. Ben de buradan aldım silah. Başbakan çıktı. Bir de talimat dedim bunu dedi. Hala bulmadı. Tayyip Efendi. Bu 1,5 milyon ailenin çocuğun anasıyla babasına sen nasıl helal ışın lan? Kalkıyor bunu görmüyor. Cennette barsa döndü. Ulan sen olsun da cehenneme kapı çalışıyor.